Hocam geceleri çok geç uyuyorum ve sabahları da kalkamıyorum hocam. Uykularım çok berbat hocam. Ne evet yapacağım? Tonguç'um, birçok öğrencimiz mesela NCT Gras uykuyu açmak için neler yapabileceğini söylerseniz güzel olur demiş. Yani 851 tane beğeni almış. Öğle saatlerine bile dersi bırakıp uyumak istiyorum. Genelde en büyük sorun bu demiş. Benden Elisa, de artı bir hocam. Aferin, o zaman şöyle 852 yapalım. Elisa Sude Demir demiş ki, Elisa Sude Demir uyku düzeniyle ilgili video gelsin demiş. Melisa Lema tek sorum uykumuz gelmesi demiş. 102 beğeni almış. Sunshine sabah ders çalışmak doğru mudur? Ayrıca gece uykumuzu önlemek için tavsiyeler verir misin? Demiş. Emine Betül, ben akşam saat 9-10 gibi uykum geliyor. Ders çalışmak istiyorum ama olmuyor. Uykum ağır basıyor demiş. Murat da, Tonguç okuldan gelince uykum geliyor, yatıyorum ve bir daha da uyanamıyorum demiş. Oo. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Uyku zihinsel ve fiziksel sağlık için çok önemli bir aktivite. Yani sen yemek yemeden yaşayabilir misin? Yaşayabilirim hocam. Hayır, yaşayamazsın. Yaşayamam, ben mesela ben sadece sabah kahvaltısı yapıyorum. Öğle ve akşam yemeği yemiyorum. Böyle bir şey yok. Mutlaka öğle ve akşam yemeğini yemen lazım. Hele hele şu anda büyüme çağındasın, sınav çağındasın. Ben de öküz gibi yiyorum hocam. Afiyet olsun, sıkıntı yok. Uyku da aynı şekilde çok iyi bir şekilde alman gereken önemli bir aktivite. Şimdi peki uyku düzeni nasıl oluşturuyoruz? Birincisi, her gün aynı saatte uyanmalısın. Ve bunun için de her gün aynı saatte uyumalısın. Yani aynı saatte yatmalısın. Mesela bazı geceler 2'de yatıyorum. Bazı geceler 10'da yatıyorum. Bazen sabah 7'de kalkıyorum. Bazen saat böyle olmaz. Cumartesi pazar da olsa, hafta içi de olsa hep aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmak senin uyumanı da kolaylaştırır, uyanmanı da kolaylaştırır. Dolayısıyla uykuyu ilk başta bir saat belirlemen lazım. İkincisi, saat 18 yani 6'dan itibaren kahve ve çay gibi böyle uykunu azaltan, uykunu kaçıran, içerisinde kafein olan şeyleri içmemelisin. Zaten kahve fazla içmemen gerekiyor da böyle bazen insan çay içesi geliyor, böyle soğuk çay içiyor, aman biraz işte şundan ver falan. Hocam havalı kahvelerde Starbucks'a falan takılmayı çok seviyorum hocam. O tarz şeyler zaten içmemelisin Tonguç'um. Niye? Çünkü o tarz şeylerin içerisinde bazen senin zihnine zarar verecek şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla sen bazen kahve içip zihnini açsan bile akşam 6'dan sonra bunların tüketimini azaltıyorsun. Üçüncüsü de uykudan önceki en az yarım saatini sakin geçirmeye çalış. Yani böyle kitap okumak. Yoga yapıyorum hocam ben. Yoga yapabiliyorsan ne güzel. Ama kitap okumak yapılabilecek en verimli şey. Benim uykum kaçtığı zaman ders çalışıyordum. Zaten ders çalıştığın zaman hemen uykun geliyor. Veyahut da kitap okuyordum. Kitap okumak eğer güzel bir kitapsa, sürükleyiciyse belki uykunu biraz kaçırabilir. Ama normal bir kitap okuyorsan, senin bilgi dağarcığını geliştirecek bir kitap okuyorsan ister istemez zaten bir yarım saat 45 dakika sonra uykun gelir. Kitap okuduğun zaman hem bilgi dağarcığın gelişir, hem Türkçe sorularını çözme ve diğer fendeki, sosyaldeki, diğer derslerdeki başarın artır. Hem de ister istemez daha sağlıklı uyku sağlar. Ve en önemlisi, uyumadan önce öğrendiğin şeyleri asla unutmazsın Tonguç. Mesela uyumadan önce İngilizce 20 tane kelime ezberlemeye çalışsan, onları tekrarsan, uyuduğunda gerçekten o kelimeler hafızanda kalıyor. Yani insan uyuduğu zaman beyin kapanıyor. Beyin kapandığı için de en son öğrendiklerini sabah uyandığında hatırlayabiliyorsun. Dolayısıyla uyumadan önce ders çalışmak ya da kitap okumak gerçekten çok verimli. Dördüncüsü de Tonguç'um, bilgisayarını kapat. Bu biraz zor tabii ki senin için. Yani dizüstü bilgisayarını ya da işte nedir o, telefonundan interneti kapatman gerekiyor. Televizyon izlemek veya telefonla konuşmak yerine kitap okuyup müzik dinlemek gibi dinlendirici aktiviteler. Bak, müzik gerçekten insan zihni. Ruhun gıdası hocam. Ruhun gıdası aynı zamanda beynin de çalışmasını sağlıyor. Öyle bir şey ki hani biz şimdi diyoruz ya, bu su ne işe yarar diyoruz. Su içmeyince dayanamıyoruz, öyle değil mi? Veyahut da işte bu ne bileyim, bu patlıcan ne işe yarar diyoruz. Gerçekten birçok hastalık var. Müziğin de çok değişik bir şeyi var. Patlıcan dersi görünce atlayacaksın. Aynen, dersi görünce sınıfın canından atlayacaksın. Tonguç'un müzikle alakalı bilimsel yapılan araştırmalarda, yapılan bilimsel araştırmalarda insanlara müzik dinletilmeden bazı sorular soruluyor. İnsanlar işte 10 sorudan 7'sine, 6'sına, 5'ine doğru cevaplar veriyor. Bunlar da cevaplanabilecek sorular esasında. Ama insanlar fazla konsantre olamıyor. Sonrasında aynı soruların benzerini birazcık da müzik dinlettikten sonra, böyle tabii ki müzik dediğim böyle çok aşırı ağır müzik değil. Kimisi rock müzik, kimisi klasik müzik. Fark dinlettikten sonra soruyorlar. 10 soruda bu sefer 7-8'ini doğru cevaplıyorlar. Yani biraz daha fazlasını doğru cevaplıyorlar. Çünkü beynin heyecanlanmasını, beynin biraz daha konuya odaklanmasını sağlıyor. Dolayısıyla müzik dinlemek de seni rahatlatabilir. Müzik dinlemekle beynini daha iyi çalıştırabilirsin. Beşincisi ve en önemlisinden bir tanesi de Tonguç'um, mümkünse gün içinde egzersiz yap. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani sen spor yapmazsan hem hantallaşırsın hem de böyle... Ben hımbılım hocam. Hımbıl olmak çok kötü bir şey. Spor depresyon için önleyici. Bak şunu unutma Tonguç. Günümüzde gençlerin şöyle bir avantajı var. Bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar. Hemen internet açıyorlar. Hop, ne güzel filmler, ne güzel eğlenceler, ne güzel oyunlar var. Çok iyi ama spor yapmadıkları için, sürekli ekran karşısında durdukları için ister istemez senin dediğin gibi hımbıllaşıyorlar. Hımbıllaşmak güzel bir şey değil. Gençlik çağında spor yaparsan vücut buna alışıyor. Daha sağlıklı ve dinç oluyorsun. Aynı zamanda gün içinde egzersiz, yani spor yaptığın için de akşam uykun geliyor, yoruluyorsun. Hemen vurdun mu kafayı, yatıyorsun. Spor yapmak sadece senin böyle kaslarını, yani spor yaptığın zaman ooo ben böyle kaslı oldum. Bu değil. Of, six pack'ler falan hocam. Hemen six pack'i de. Bu değil kastettim. Spor yaptığın zaman Tonguç'um sadece kasların değil aynı zamanda
beynin de çalışmaya başlıyor. Spor yapan insanların... Kasları çok gelişmiş insanların beyinleri çok gelişmemiş oluyormuş diyorlar hocam. Ama benim bahsettiğim bu apaçiler gibi böyle ağır ağır basmaktan kastetmiyorum. Yani böyle yüzdüğün zaman veyahut da koştuğun zaman oluşan kaslar beyne de olumlu mesajlar, olumlu şeyler salgılıyor. Dolayısıyla spor yapıyoruz, düzenli uyuyup kalkıyoruz, gıdalarımıza dikkat ediyoruz ve en önemlisi de düzenli bir şekilde kitap okuyoruz. Ben akşam 10'da uyusam hocam, sonra da sabah 7'de kalksam olur mu? Bence güzel bir saat seçtin. Zaten 11 ile 2 arasında uyuduğumuz zaman büyümeyi de sağlıyoruz. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yol atalım. Teşekkür ederim hocam.